Gazeteci yazar Musa Anter'in katledilmesine ilişkin davanın son duruşması dün Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bir sonraki duruşma için davanın zaman aşımından bir gün sonra olan 21 Eylül'e gün verildi. Davanın görülmesinden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Musa Anter'in oğlu Dicle Anter'i makamında ağırladı. Dicle Anter görüşme sonrası faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu son celsizde karar verilmeyerek dava cezasızlık politikasına mahkum edildi. Bugün itibariyle davadan hukuken umutumuzu kesmiş bulunuyoruz. Bugünkü görüşmede faili meçhul cinayetler işkence ve gözaltına kayıp suçları ile Devletin yüzleşmesini, bu suçların faillerini bularak cezalandırmasını, bu acıların bir daha asla yaşanmaması için kamusal reformların yapmasını, onarıcı adalet ve mekanizmalarını işletmesini ve sonrasında mağdurları ile helalleşme talebi ile boğumun dosyasını ülkede adalet arayan herkesin yanında olacağım diyen Kılıçdaroğlu'na emanet ettim. Kemal Kılıçdaroğlu ise Dicle Anter'le yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Cinayetin zaman aşımı olmayacağını hatırlatan, helalleşmenin bir şartı da açık yaraları kapamaktır. Kapamak için de ucu nereye gidecekse gitsin, gerçekleri ortaya çıkarmalıyız ifadelerini kullandı. Paylaşımın devamında ise iktidarlar değişir. Eğer iktidar değiştiğinde hayat tarzınızla, görüşlerinizle ilgili kaygı duymuyorsanız o zaman bu ülke demokratik oldu deriz. İşte o zaman tam bir cumhuriyet oluruz açıklamasına yer verdi.